Şimdi arkadaşlar teşekkürlerimizi sunmamız lazım. Java Day İstanbul'da olmaktan, izleyici olarak da olmaktan, konuşmacı olarak da olmaktan çok çok mutluyuz, çok memnunuz, çok onur duyuyoruz burada sizlerle olmaktan. Çok teşekkür ediyoruz bizi çağırdığınız için. Yazılımcılar olarak artık birçok kavramı hep konuşuyoruz. Hep karşımıza çıkıyor. Solid prensipleri, clean code prensipleri, modüler mimari, TDD, CI ya da CI/CD pipeline ya da sadece CD pipeline. Bu kavramlar artık sürekli karşımızda ama sürekli aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Yani kodumuz bir süre sonra spagetti haline dönüşüyor. Yani artık bu kavramlara eğer eğilmezsek, bu kavramlara derinlemesine inmezsek ne kadar bu konular hakkında bir fikir yürütsek de legacy noktasına geliyor. Yani çalışan çöp, Türkçesi legacy'nin bence çalışan çöp, çalışan bir çöp haline alıyor. Modüler mimari, mikroservis ve monolit kavramlarından tamamen bağımsız birçok ilkeyi içerisinde barındırıyor ve modüler mimarinin içerisinde bu kavramların hepsine teker teker değinilmesi gerekiyor. Mesela separation of concerns dediğimiz birbirinin ayak parmaklarına basamayacak küçük domainlerine ayırmak ve domainleri yani alanları birbirine olabildiği kadar ayrı tutmak. Coupling ve cohesion işte bağımlılıkları ve sorumlulukları birbirinden ayırmak, daha doğrusu bağımlılıkları ayırmak, sorumlulukları birbirine yaklaştırmak. Bilginin detaylarını information hiding başlığı altında olabildiği kadar izole etmek kullanıcıdan ve kullanıcının yani önüne bir abstraction koyup onu çağıranlardan detaylarını saklamak. Inversion of control ilkesiyle aslında sizin dependency'nin yönünü sizin kontrolünüz altına almanız ve dependency injection'la da bu bağlantıları sağlamanız. En sonunda da solid prensiplerinin D'si olan dependency inversion ilkesiyle de uygulamanızın şekline karar vermeniz. Bunların hepsi modüler mimari yolculuğunda karşınıza çıkan kavramlar. Bu en son bu yolculuğun sonu da bunları hayat bulan, modüler mimariyi elimiz elle tutulur bir hale getiren porsan adapters ya da hexagonal mimari. Bugün değerli ikili programlamadaki değerli peyrim Alican'la beraber yine peyir yapacağız. Evet. Ve hexagonal mimari TDD ile nasıl büyüteceğimizden bahsedeceğiz ve size yol göstermeye çalışacağız. Çok kısaca bahsetmek gerekirse adım Lemoran Ergin, Crowdbase'in kurucu ortaklarındanım. 2001 senesinden beri yazılım geliştiriyorum. Java siteinde uzmanlaştım. Eğer ki geçmiş sunumlarıma ya da bu sunuma da erişmek isterseniz speakerdeck.com/lemoran adresine bakabilirsiniz. Selamlar herkese. Alican Akkuş ben. Ben de Craftbay'de Software Crafter olarak çalışıyorum. Lemi ile epeydir pair olarak çalışıyoruz. Çok da keyifli oluyor açıkçası. Bugün de sunumu pair olarak yapacağız. Boş zamanlarımda ben de blog yazmaya çalışıyorum. Blog adresim alicanakuşkitap.io. Oradaki yazılarımı bakabilirsiniz, ilginizi çekerse. Harika. Harika. Başlayabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar çok katmanlı mimari. Yani yazılımcıların bir uygulama, bir web tabanlı ya da bir enterprise uygulama geliştirmeye başladığı zaman arka tarafta kullandığı şeylerin başında mimarsal kavramların, yaklaşımların başında çok katmanlı mimari geliyor. Çok katmanlı mimari dediğimiz aslında anlaması çok basit. Birkaç katmanımız var ve her katman, üstteki katman bir alttaki katmana ya da kendi katmanına erişebilecek şekilde bağımlılıklarını buna göre ayarlıyorlar. Çoğunlukla en tepede web katmanı diyoruz ya da işte frontend erişilebilecek katman, domain katmanı ya da application katmanı diyoruz. Ortadaki biz ya da business katmanı ortada. En altta da persistence katmanı, repository katmanı ya da data katmanı dediğimiz bir yer var. Şimdi hepimiz bunu kullandık. Hayatımızın önemli, kariyerimizin önemli bölümünde. Size bir soru sormak istiyorum. Sorum şu. Bir çok katmanlı mimariyle yazılım geliştirdiğiniz bir uygulamadan başka bir web servise bir call yapmak istediğinizde bu katmanlardan hangisine kod yazardınız? Bu çağırma kodunu nereye yazardınız? Nereye yazardık Alican? Şuradan bakınca üçüne de yazılabilir gibi duruyor. Çünkü üçü de anlamlı gibi duruyor ama gerçek hayatta belki persistence katmanı olabilir. Evet. Belki de
Bambaşka bir şey. Yani burada bakıldığı zaman bu soruyu 100 kişiye sorduğumuzda 99 kişi ortadaki business katmanı diyor. Çünkü persistence katmanını ya da en alttaki data katmanını çoğunlukla data ya database'e erişen katman olarak düşünüyoruz. İşte arkadaşlar, çok katmanlı mimarinin çok zararlı bir, çok problemli bir mimari olmasının altında yatan neden bu. Çok katmanlı mimari çok tehlikelidir. Nedenlerinden bahsedeceğim. Çünkü klasik bir çok katmanlı mimaride geliştirilmiş bir uygulamanın şu anda paketlerini görmektesiniz. Buraya baktığınız zaman bu uygulama neyle alakalı? Nereye gidiyor? Kimden neyi alıyor? Hangi teknolojileri kullanıyor? Business nerede? Anlaması çok güç. Yani aslında business hangi kütüphane, hangi paketlerde? Yani bunu anlayabilmek için sürekli IDEA'da search etmeniz gerekiyor. Sürekli debug etmeniz gerekiyor. Yani bir kısmı repository'de, bir kısmı servise diyorsunuz ama manager'lar var, converter'lar var. Bir sürü kod projelerin içerisine dağılmış durumda. Şimdi bu buna baktığınızda business domain logic dediğimiz kavram paketler arasında dağılmış durumda ve bu kodu anlamak gerçekten güç. Buna bakınca ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani burada bakıldığında katmanlar arası çok ciddi bir bağımlılık var. Yani feature'lar böyle tuzun masaya dağılması gibi serpiştirilmiş durumda. Bunda DDD domainleri çizmeniz, sınırlarını çizmeniz çok çok güç. Ve ortada boş boş gezen bir sürü komponent var ve bunlar nereye konacağı belli değil. Şimdi bu kavramların üzerine Screaming Architecture dedikleri bir kavrama evriliyoruz. O da şu, bir mimariye baktığımızda o mimarinin framework'ten bağımsız bakıldığında paket yapısına hangi uygulamayla alakalı, hangi sistemle alakalı olduğunu anlamamız gerekiyor. Yaptığı işi bize anlatabiliyor olması evet, lazım. Evet, evet. Baktığında kesinlikle anlatabiliyor olması lazım. Şimdi bu çok katmanlı mimarinin zararlarından sadece bir tanesi. Bir başkası ise çok katmanlı mimaride klasik üst, her üst katmanın sadece alt katmanı ve yandaki kendi katmanına erişebilir olması gerekirken siz ister istemez kodunuzda hacklemeye gidiyorsunuz ve bir katmandan başka bir katmana, yani web katmanından aşağıdaki repository katmanına direkt bağlantılar kurabiliyorsunuz. Hatta buna kısa yol ya da emniyet şeridi gibi diyebilirsiniz. Ya da eğer bunu yapmak istemiyorsanız bu sefer ortadaki katmanda sürekli böyle aldım verdim adını verdiğimiz, yani alıyoruz veriyoruz, alıyoruz veriyoruz. Böyle metotlar var. O onu çağırıyor, o onu çağırıyor, o onu çağırıyor. Herkes birbirini çağırıyor. Bu da gereksiz bir kod anlamına geliyor. Bakıldığı zaman çok katmanlı mimaride ana uygulamayı götüren şey database. Database sizin uygulamanızı şekillendiren şey. Ve ortada sürekli utility ve helper class'ları, değişik servisler geziniyor. Ve bunlar hangi web katmanında, hangi katmanında olduğu belli değil. Kendi içerisinde bir monolit, çünkü yapısı itibariyle bunları scale etmek, yani içerisindeki bir parçayı çıkartıp dışarıya almak çok güç. Çünkü bir süre sonra bu üç katman birbiriyle böyle örümcek ağları gibi ya da ahtapotun kolları gibi birbirine sımsıkı sarılı bir hale dönüşüyorlar. Kendi kodunu hacklemen gerekiyor ve koda baktığın zaman bir şey anlayamadığın için dokümantasyon bu uygulamada kritik. Şimdi çok sevdiğim bir alıntıdan bahsedeyim. Uygulamayı en değerli kılan şeylerin başında değişikliklere karşı uyum kabiliyeti, uyum sağlamak ve gelecek değişiklikleri kabullenebilir halde bir yazılım olması. Yani hem değişiklikler çok kolay yapılmalı hem de yeni gelen değişikliklere de hazır olmanız gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için iki özelliği bir yazılımda barındırmanız lazım. Bir tanesi maintainability. Yani sürdürülebilir bir şekilde bakımını yapabilir olmamız gerekiyor. Yani maintainability ne demek? Ya da bakım yapılabilirlik ne demek? Yani değişen değişikliklerden en az etkilenmek ya da olabildiği kadar etkilenmemek. Bu gelecekte yapılan değişikliklerde küçük dokunuşların yeterli olması ya da open close ilkesine göre yapılan kodu değiştirmeden direkt yeni kod yazmak durumunda kalmak. Bir zincirleme tsunami dalgası gibi bir yaptığının değişik parçaları etkilememesi, workaround'lardan arındırılmış olması kodu maintainable, yani bakım yapılabilir, yönetilebilir hale getiriyor. Testi kolay oluyor ve kompleksitesi çok çok daha az oluyor. Bir de
Flexibility o ise esneklik, yani değişiklikleri reddetmemek, aksine değişiklikleri destekleyebilir olmak. Yani her yeni gelen feature için ya bunu yazmak aslında çok zor, çok uzun. Çünkü kod o noktada ki diyemem, dememek. Yani kod uygun, güzel bir durumda yeni değişiklikleri hızlıca yapabiliriz anlamına geliyor. Flexible, esnek sistemler. Burada en büyük özellik framework bağımlı bir domainin olmaması. Framework yazılımcılar olarak hissediyoruz ya çoğu zaman. Framework yazılımcısı olarak hissetmemek. Orada teknik detaylar, daha doğrusu teknoloji bağımlı, teknoloji değişikliklerini olabildiği kadar bağımlı kararlarını en sona bırakmak. Ve framework bağımlı bir yapı kurmamak. Bunu yaptığınızda esasında çok esnek bir yapıya sahip oluyorsunuz. James Copley'nin Lean Architecture kitabı efsane bir kitaptır, tavsiye ederim. O kitapta çok güzel bir noktadan bahsediyor. Yani yazılım mühendisliğinin ana amaçlarından bir tanesi değişen kodla, çok değişen kodla, çok az değişen kodu birbirinden ayırmaktır. İnanılmaz değil mi? Yani baktığınızda kodun hangi tarafı en çok değişir? Aslında business logikler değişir. Yeni feature'lar hep business logiklerde olur. Yani ana iş mantığında olur. Değişmeyen kodlar aslında infrastructure dediğimiz bu Redis bağımlı, database'e bağlantı, başka web servislere REST call'lar yapmak, SOAP call'lar yapmak. Yani biraz teknoloji bağımlı, entegrasyon, framework bağımlı bir bölge. Bunlar bir kere yazılırlar. Mümkün olduğu kadar az değişirler. Bir de çok değişen ve bizim gerçekten ama gerçekten en değer verdiğimiz yer olan domain bilgisi en çok değişen yerdir. Orada flow'lar değişir, business'ın istekleri değişir. Yani bir yazılımın kalbi dediğimiz şey domain kodudur arkadaşlar. Yani Redis'e bağlanmak, Postgre'ye bağlanmak, başka web servise bağlanmak, cache'e koymak bunlar değildir. Bunları birine ayırmak gerekiyor. Peki nasıl ayıracağız? Şimdi bakınca yıllar içerisinde yazılım evrimleşti. Yıllar üzerinde daha önce 1990'larda işte spagetti kod, spagetti mimari dediğimiz mimarlar çok hoştu. Çünkü çok katmanlı mimari daha henüz çok popüler değildi. Herkes herkesi çağırıyordu. Daha ortada düzgün framework da yoktu. 2001'lerde Spring Framework'in adı, eski adı Interface 21'di. Hey gidi günler. Ondan sonra çok katmanlı mimari çıktı. Çok katmanlı mimari de artık lazanya kod diyoruz. Orada 3 yetmez, 4 olsun, yetmez, 5 olsun. 5 katlı yazdığımız da oldu. Pasta gibi. Düğün pastası gibi kod yazdığımız da oldu. Orada da artık farklı kompleksler, yani çok katmanlı mimarinin problemleriyle cebelleşmeye başlıyorsunuz. Sonra dediler ki uygulamayı decouple edebilmek için çok katmanlı mimariden ziyade mikro servisler çözümdür dediler. Ondan sonra mikro servisler türemeye başladı. Herkes mikro servis yazıyor. 2000'ler ravioli gibi bir tabakta 5 tane ama 10 spagetti fiyatında ravioliler türemeye başladı. Ravioliler arkadaşlar çok pahalıdır. Neden? Çünkü mikro servisler yepyeni kompleksitelerle gelirler. Demek ki uygulamayı legacy haline getirmek için mikro servis mimarisine yönelmek de yetmiyor. Daha farklı bir bakış açısı olması lazım. Evet, daha başka. Günümüzde ne olacak? 2020'lere geldik arkadaşlar. 2020'ler beyti koddur 2020'lerin ana mottosu. Çünkü beyti bir lavaş gibi, lavaş ve içerisinde bir de çekirdeği vardır. Ve ortada bir yoğurt vardır. Event bus. Değişik. Mesela eventleri işte ortada bir Kafka koyarsınız vesaire. Kimisi düzgün kesilmiştir ama üzeri bir sosla bunlar birbirine bağlıdır. Neyse, hexagonal mimariyi sunumu hazırlarken beni acıkmış anlaşılan. Evet. Hexagonal mimari bildiğiniz beyti kod, yani beytigonal diyorum. Artık günümüzde modüler mimari önemli. Mikroservis değil, monolit değil. Ne yaparsan yap modüler hale getir. Şimdi hexagonal mimariyi çok kısaca size bahsetmek isterim. Hexagonal mimaride neden hexagonal diyoruz? Esasında ports and adapters mimari kavramı da aynı şey. Hexagonal mimari Alastair Cockburn değil mi? 2005 senesinde ortaya, 2015'te sanırım ortaya attı. Daha çok köşeli
neden hexagonal dendiğinde neden altıgeni söylemek daha zor falan gibi bir yani evet. biraz ortaya karışık bir isim. Yani hexagonla bir alakası yok aslında. Arkadaşlar hexagonal mimaride bir domain kodunuz vardır. Yani o kod önemli business kodunuzdur ve o tam çekirdekte bulunur. O kod sizin içeride dediğiniz yani bir hexagonun içerisi olan yer orasıdır. Bir de hexagonun dışarısı var. Hexagonun dışarısında ise esasında entegrasyon noktaları var. Yani biraz evvel bahsettiğim entegrasyon katmanı tamamen kodun dışarısında. Şimdi bunu böyle iki tane hexagonu iç içe olarak yazabiliriz. İki tane bir hexagonal mimarla geliştirilmiş bir mikroserviste içeride teknolojiden bağımsız bir kod parçasıyla karşılaşıyoruz. Ne demek teknolojiden bağımsız? Mesela Spring Framework olabilir mi içeride? Domain'de olamaz. Olmamasını tercih edeceğiz. Belki transaction yönetiminde belki olabilir. Yani domain tamamen infradan bağımsız kullanmayabilirsiniz. Bazı noktalarda infradaki o teknik framework'ün getirdiği faydaları kullanabilirsiniz yani. İllaki. Ama bakış açımız tamamen şey, domain'in sadece kendine bağımlı olması. Teknoloji bağımsız demekten kastımız şey, tekerleği yeniden icat etmek değil. Bazı kütüphaneleri yine kullanabilirsiniz ama bunun business'a etkisinin olabildiğince minimumda olması çok daha mantıklı olur. Yani açıkçası. Ben dediğinden şunu anlıyorum. Hibernate dependency yok. Yok. Ama mesela Commons Collection String falan var. String mesela Apache'nin Commons olabilir mesela. Her şeyi de yazmamıza evet, gerek yok. Evet, tekerleği yeniden icat etmeye hiç gerek yok. Tamam. Okey. Bir de tabii main component dediğimiz büyük bir framework. Spring Boot bunlardan bir örneği mesela. Bu da dependency injection'ı yapıyor vesaire. Uygulamada bu iç içe hexagonları o yönetiyor. Burada ana kanunlardan bir tanesi içerideki domain katmanı dependency olarak infranın içerisinde. Yani bağımlılıklar içeri doğru. Bu şu anlama geliyor. Mesela biz implementasyonumuzda infra ve domain'i ayrı Maven ya da ayrı Gradle projeleri olarak tutuyoruz. Mesela şöyle örnekler de gördüm. Biz aynı proje tutuyoruz ama bunları komple ayırıp jar olarak da ekleyebiliyorlar. Yani birbirinden ayırmak gerekiyor. İçerisinde ayrı bir paket olarak koyduğunuzda o erişilebilir olduğu için orada bir problem oluşuyor. Bir noktadan sonra o bir yazılımcı arkadaş erişiyor. Evet abi. O yol açıldıktan sonra artık domain ve infra birbirine evet. iç içe geçmiş oluyor aslında. Evet. Baştan model olarak ya da proje olarak ayırmak çok daha mantıklı. Çok, çok doğru. Burada mesela dışarıda bir database, GDBC ile ya da bir repository ile database'e erişeceksiniz. Ama içeride domain database'e erişen kodu erişemiyor. Yani o kodu bilmiyoruz içeride. Yani bizim business kodumuzda. Business kodu sadece şunu biliyor. Ben bunu kaydedeceğim. Nereye kaydedeceğim bilmiyorum. Database olabilir, cache atabilirsiniz, bir yere push atabilir. O yüzden interface'de, yani içerideki şu an gördüğünüz interface aslında save işlemi yapıyor. Onun implementasyonu ise isterseniz database'e GDBC repository olabilir, isterseniz başka herhangi bir implementasyon olabilir. Onu implement ediyor. Buradan bakıldığı zaman içeridekine port diyoruz. Dışarıdakine adapter. İşte port and adapter kavramı buradan türüyor. Şimdi bütün bu ports and adapters kavramı bakıldığında dependency inversion ilkesinin tam olarak hayat bulmuş hali. Dependency inversion prensibi solid prensiplerinin D'si. Solid prensiplerinin D'si işte üst katman modüller ile alt katman modülleri birbirinden ayırmanız gerekiyor. Üst katman modüller alt katman modüllere depend olmamalı. Şimdi üst katman ne demek? Üst katman en değerli şey, üstteki şey, en değerli modül nedir? Business katmanı. Yani business domain'in bulunduğu yer üst. Aşağıda da aslında infra dediğimiz, bizim önem vermediğimiz low level modül dediğimiz yer. Şimdi burada inversion of control, kontrolü akışını tersine çevirdiğimizde aslında sizin user servisiniz repository'ye direkt erişmiyor. Sizin user servisiniz bir interface kullanarak tamamen repository'den ayırıyorsunuz. Artık orada bir adaptörünüz var. O adaptör aslında akışınızı repository'ye eriştiriyor. Buradan tam bu anlamda böylelikle dependency'leri invert ediyor. Tersine çeviriyorsunuz.
Dependency Inversion ilkesiyle birebir oluşta, yani Solid'in D'sinin hayat bulmuş hali hexagonal dediğimizde aslında boşuna demiyoruz. Hexagonalleri esasında iki farklı kanadı var. Bir sol taraf, bir sağ taraf. Sol taraf dediğimiz işte controller'lar var. Yani request geliyor. Request geldi, onu karşılayanlar. Karşılayan kısım. Burada ona primary adaptörler diyoruz. Buradaki adaptörler request'leri alırlar. Validasyonları yaparlar ve domain'de sadece bir yere içeriye aktarırlar. Biz içeride ona fasat diyoruz. Fasat. Yani farklı implementasyonlar, farklı isimlendirmeler de olabilir ama fasatla beraber, yani içeride erişebileceğiniz sadece bir, ama bir klas olmalı. Bir modül. Yani yukarıdan fasada iniş yapıyor bu arkadaşlar. Fasat bizim domain'in ilk giriş noktası. Evet. Dışarıdan da ilk eriştiğimiz fasat oluyor. Evet. Business'ı tetikleyen aslında soldaki adaptörler, adaptör ilk olarak fasatla iletişime geçip ilgili aksiyonu gerçekleştiriyor. Evet. Bir de bunun hexagonun sağ tarafı var. Sağ tarafta da çeşitli entegrasyon noktaları var. İşte MySQL var, e-mail, database, SMS, artık messaging queue, ne isterseniz onunla ilgili entegrasyon noktaları var. Hatta başka hexagonlar bile olabilir o tarafta. Evet. Daha da şık oluyor bu arada. Çünkü mikro servisler birbiriyle haberleşmeyi çok severler arkadaşlar. Ya da event atıyor, RabbitMQ var, ya da stream atıyorsunuz, bir Kafka var vesaire. Şimdi burada da içeride portlarımız var demiştik. İmplementasyon o portlar üzerinden yapılıyor. Ve onun implementasyonları adaptörler var. Adaptörlerle beraber de dışarıya çıkıyor. Şimdi böyle baktığınızda yukarıdan REST'le geliyor, içeride işini yapıyor ve MySQL ya da bir şeyle de dışarıya çıkıyor. Yani database'e erişiyor. Akış böyle. Bunları pasta dilimleri gibi kesebilirsiniz. Yani Screaming Architecture kavramını oturttuğunuzda aslında bir anda sizin hexagonunuz paket yapısıyla feature bazlı birer böyle pasta dilimlerin haline geliyor. Bu pasta dilimlerinin ne işe yaradığını birazdan, yani sunumun sonuna doğru Alican çok nokta atış şeylerle, bilgilerle size aktaracak. Yani bahsettiğimiz o dilimler feature bazlı paketlerden bahsediyoruz. Özellikler bazlı ve bu bounded kontekstlerine göre ayrılmış oluyor. Mesela bir order, payment ve restoran diye paketleri ayırdığınızda siz içerisinde fasadını, yani domainini tutabiliyorsunuz domain altında. Tüm business logic'i orada tutabiliyorsunuz. Bakın burada payment repository var. O bir interface, o bir port. Neden? Çünkü onun implementasyonu payment repository GPA adapter infra tarafında. Genel olarak bu yapı size ayrıştırılabilir dilimler haline size hexagon'u sunuyor. Hexagonal mimaride aslında test yazmak da çok zevkli oluyor. Sebebi de şu: infra ve domain katmanını birbirinden izole bir şekilde ayırabildiğimiz için İkisine de bağımsız bir şekilde test de yazabiliyoruz. Birlikte ikisini aynı anda da test yazabiliyoruz. Hexagonal mimaride domain'in infradan izole edilmesinden dolayı domain driven design'ı uygulamaya çalışan çoğu kişinin kolayca adapte olması aslında buna bağlayabiliriz. Domain'e bağımsız bir şekilde test yazabiliyorsunuz. Ve domain'i oluştururken test yazdığınız için aslında self-tested bir domain'iniz oluyor. Önden valide ettiğiniz çalışan sağlam bir domaininiz oluyor. Bir şeylere başlamak önemli ama nereden başlayacağımızı bilmemiz de çok önemli. Genelde bu biraz karıştırılıyor ve problem haline geliyor. Tam olarak nereden başlamalıyız konusunda biraz aslında tartışıyoruz. Burada ilk olarak şuna dikkat edebiliriz. İsterseniz Lemi'nin az önce anlatmış olduğu tasarımı bir tekrar hatırlayalım. Hatırlarsanız hexagonalin sol tarafından primary adaptörlerinden bir istek geliyordu ya da bir şekilde tetikleniyordu. Gelen bu isteği biz domain katmanına iletiyorduk ve domain katmanında ilgili domain business logic çalıştırıldıktan sonra gerekiyorsa infra tarafındaki secondary adaptörlere istek iletilip akış tamamlanıyordu. Burada hatırlarsanız soldaki adaptör domain'deki fasadı kullanıyordu. Fasadı biliyordu. Fasat domain için giriş noktası. Yani şu anlamda da çok faydalı oluyor. Paketler içerisinde sadece fasadı gördüğünüzde client olarak sadece fasadı kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Onlarca class'ın olduğu bir paket içerisinde acaba hangisini kullanmalıyım
buranın Business Logic'in giriş noktası neresidir gibi soru işaretleriniz de olmuyor açıkçası. Burada test olarak iki farklı yaklaşım var aslında bakarsanız. Bir tanesi outside in TDD, bir tanesi de inside to TDD. Burada biz ilk önce outside in TDD ve hemen ardından da inside to TDD şeklinde ilerledik. Ve bunun açıkçası faydalı olduğunu gördük. İşimize çok yaradı. Outside in TDD'de en önemli örneklerden bir tanesi de aslında kontrat testler. Kontratlar neler derseniz, kontratlar bir örnek açısından HTTP servisinin aslında fotoğrafını çeken, request ve response'ı belli eden, iletişim nasıl yapılacağını, endpoint'in ne olacağı, HTTP metodunun ne olacağını belirten bir kontrat aslında. Bunu cross-functional ekiplerle oturup tartışabiliyorsunuz, tasarımını yapabiliyorsunuz. Burada hemfikir olduktan sonra bir kontrat oluşuyor ve bu kontratın testini yazıyorsunuz. Testini yazdığınızda da bu kontratın korunur halde tutmasını sağlıyorsunuz aslında. Bu kontratta herhangi bir değişiklik olduğunda ya sizin CI/CD pipeline'ınız bunu size önden haber veriyor. Kontratta bir şeyler değiştirildi, kodda bir şey değişti. Kontratını da güncellemeniz lazım, testinizi değiştirmeniz lazım şeklinde. Ya da kontrollü bir şekilde siz kendiniz işte response'a yeni bir alan ekleyebilirsiniz vesaire gibi. Kontrat testler uçtan uca bir test aslında. Integration test diyebiliriz ama aslında outside in TDD'de önemli olan şey genel büyük resmi görmek, büyük fotoğrafı görmek. Yani içerideki teknik detayları çok fazla dikkate almamak. Belki hard coded bir data bile dönebilirsiniz. Kontrat testlerde biz de aslında genelde öyle yapıyoruz. Hard coded bir data dönüyoruz ama sistemin genel bir fotoğrafını çekmiş oluyoruz aslında. O REST endpoint'inin nasıl göründüğünü belli eden testler yazıyoruz. Kontrat testler bu açıdan önemli. Bir tane örnek şöyle gösterebiliriz. Burada dikkat ederseniz create order endpoint'imizin bir kontraktı var. Kontrakta şunu belirtiyoruz. Bir post metoduyla tetiklenecek ve request'te ilgili field'ları alacak. Bunun sonucunda da şöyle bir response dönecek. Bunu önden yaptığınızda ve testlerinizde bunu otomatize ettiğinizde artık ekipler de paralel development'a bile başlayabiliyorlar ve siz outside in TDD ile sisteminizin genel fotoğrafını yukarıdan çekmiş oluyorsunuz. Burada mesela çoğunlukla eğer ki sizin bu açacağınız endpointleri başka bir takım kullanacaksa kontratı önden yapmak, yani outside in başlamak çok daha hızlı oluyor. Başka zamanlarda inside out. Birazdan ona geçeceğiz. Şimdi inside to TDD'de ise domain katmanına test yazıyorsunuz ve domaini aslında yazarken testini önden yazıyorsunuz. Domaini yazarken testini yazmak şu anlamda çok kıymetli. Çalışan business logic'inizi önden validate etmiş ve self-tested bir domaine sahip olmuş oluyorsunuz. Bu hakikaten çok kıymetli çünkü domain kodunuz gerçekten şirkete değer katan kod parçalarının bulunduğu kısım. Bu şu anlamda çok kıymetli. Yani infra kodları da daha mı az önemsiz? Hayır, aslında onlar da çok kıymetli ve çok değerli. Ama gerçek bir problemi çözen kodu yazmış olmak şirket açısından çok daha kıymetli. Çünkü infra tarafındaki kodlar bir şekilde yazılabilir, alternatifler geliştirilebilir. Yani bugün Spring Controller koyabilirsiniz ön tarafa ama yarın başka bir şey de koyabilirsiniz. Önemli olan onun arkasındaki business logic'in gerçekten gerçek hayattaki bir problemi çözüyor olması. Domain'de ise, domain'de bildiğiniz gibi giriş noktamız fasattı ve domain'e unit test yazıyorsunuz. Unit test yazarak aslında akışınızı test etmiş oluyorsunuz önden. Burada domain'deki fasadın az önce Lemin'in bahsettiği gibi portlara bağımlılığı olabilir. Bu portları mockluyorsunuz ve mocklayarak aslında business logic'inizi test ediyorsunuz. Örneklerden bir tanesi mesela SMS göndermek istiyorsunuz. Bir kullanıcıya bir notifikasyon anlamında SMS atmak istiyorsunuz. SMS fasadınız sizin giriş noktanız ve bu işlemin sonucunda son kullanıcıya bir SMS gitmesi gerekiyor. Unit test yazıyorsunuz ve önden testini yazarak bu kodu geliştiriyorsunuz. Business anlamında akış olarak evet bir SMS gönderilmesi gerekiyor ama bunun da teknik anlamda bir SMS provider üzerinden gönderilmesi gerekiyor ve bunun domain'de karşılığı bir port üzerinden adaptöre çıkıyor olmanız gerekiyor. Mesela SMS fasat içerisinde SMS port tanımı yaparak
SMS gönderiyorsunuz ama domain aslında SMS'in nereden ve ne şekilde gittiğini açıkçası çok bilmiyor. Yani business akışı olarak ben SMS göndermek istiyorum son kullanıcıya. Bu bugün işte NetCSM provider üzerinden olabilir, yarın Twilio üzerinden olabilir, yarın bambaşka bir şekilde olabilir. Adaptör kısmı tamamen değişebilir ama benim business olarak her zaman o SMS'i göndermem gerekiyor aslına bakarsanız. Bu domaindeki unit testlerdi aslında. Bir sonraki aşamada aslında siz uçtan uca testler de yazabiliyorsunuz. Bunlar genelde integration ve functional testler oluyor. Integration ve functional testler bildiğiniz gibi çalıştığınız framework'ü ayağa kaldıran, yani konteksini build eden, Spring ise Spring konteksini çalıştıran testler oluyor genelde. Demin bir sürü porttan bahsettik. Bu portların gerçek integration testlerinde de bir karşılığının olması gerekiyor. Bunları ya mock client gibi implementasyonlar yaparak çözebiliyorsunuz ya da wire mock gibi gerçekten simüle ederek yapabiliyorsunuz. Infra tarafına unit test yazabilirsiniz, integration test yazabilirsiniz, contract test yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin hangi seviyede teste ihtiyacınız olduğuyla alakalı. Ama domain anlamında domaine unit test yazmak her zaman çok kıymetli ve çok değerli. Dediğim gibi infra tarafında bir unit test yazma ihtiyacı hissettiğinizde doğrudan ilgili class'a unit test yazabiliyorsunuz. Örnek olması açısından mesela bir lock atmak istiyorsunuz Redis'e. Klasik unit test akışını burada gerçekleyebiliyorsunuz. İsterseniz infra tarafındaki adaptör katmanına unit test yazabilirsiniz. Bu genelde database'e yazan kısımlar olabiliyor. Oralara IT testi, integration testleri yazabiliyorsunuz. Bu arada biz integration testleri bugün test container sunumu vardı. Evet. Tıpkı onun gibi, onu kullanmıyoruz ama tıpkı onun gibi Docker'la database'i ayağa kaldırıyoruz. Ve database gerçek production'a kullandığımız DB üzerinden test ediyoruz. Orada şey çok önemli, belki ufaktan değinebiliriz oraya eleme. Gerçek production'da çalışan bir sistem ile testlerinde çalışıyor olması çok değerli. Çünkü bazen kullandığınız in-memory database olabilir ya da farklı bir tool'un size provide ettiği bir mekanizma olabilir. Gerçek elma elma değil production'daki ortamlar. Hayli farklılıklar da olabiliyor. O yüzden gerçek ortamdaki sisteme yakın, ne kadar yakın bir sistem ile test edebiliyorsanız o kadar kıymetli ve değerli oluyor aslında. Infra tarafındaki bir diğer testlerden bir tanesi de integration testlerinden controller testleri. Controller testleriyle aslında siz primary adaptör olan hexagonalin sol tarafındaki kısma query atıyorsunuz. Bu query REST API üzerinden olabilir, Scheduled JAP üzerinden olabilir ya da bir CLI ile, herhangi bir CLI ile de olabilir. Burada da dediğim gibi ilgili adaptörlerin mock'unu yazarak ya da wire mock'la oraları mock'layarak yapabiliyorsunuz. Bir sonraki test yöntemlerinden biri de aslında functional test. Hexagonal mimarideki asıl o bir boundary kontekstleri birbirinden ayrılmış domain infradaki değişikliklerden etkilenmeyecek bir şekilde yazmamızın en güzel artılarından biri de doğrudan fonksiyonel testler yazabiliyor olmak. Fonksiyonel testleri de genelde Cucumber'la biz yazıyoruz ve Gherkin ile yazıyoruz. Bunlar da şey, gerçekten business diliyle yazılan, gerçek problemi çözen testler oluyor. Bunlar use case de olabilir, user senaryoları da olabilir. Çok daha gerçek hayata yakın olan testler oluyor aslında. Çoğunlukla CI ortamında çalışıyor ya da test ortamında. Ama ona benzeyen yani sadece REST kollarıyla biraz functional testmiş gibi ama integration test scope'unda, yani application context ayağa kaldıran testler de yazılabiliyor. Evet. Ama onlar da integration test olarak adlandırılır. Birbirine yakınlar aslında bazı noktalarda. Test tipleri olarak dediğimiz gibi domainde unit testler çok kıymetli demiştik. İnfra tarafına ihtiyacınıza göre ve gerekli gördüğünüz noktalarda farklı türlerde testler ekleyebiliyorsunuz. Tabii hexagonal mimari güzel bir mimari ve biz de kullanıyoruz açıkçası ama bu noktaya gelebilmek çok kolay değil. Genelde gerçek dünyada kompleks ve karmaşık monolitlerle çalışıyoruz aslına bakarsanız. Kompleks ve karmaşık monolitlerden bizim çok seksi bulduğumuz o hexagonal mimariye geçmek kolay değil açıkçası. Sebebi de demin Lemmy'nin söylediği gibi aslında business logic'in çok fazla
dağılmış olması. Yani monolitten mikroservise dönüş projelerindeki en büyük problem boundary kontekstleri belli olmayan domaini domain çerçevesi sınırlandırılmamış, net bir şekilde belirlenmemiş projelerde domaini ayıklamak aslında. Domaini ne kadar zor ayıklayabiliyorsanız hata yapma imkanınız da şeyiniz de olasınız da o derecede artıyor. Monolit ve karmaşık bir mimariden hexagonale geçebilmek için yapmamız gereken ilk aşamalardan bir tanesi kompleks olan monolit mimariyi modüler olan boundary kontekstleri belirlenmiş feature by packaging olan yani paket ne yaptığını ifade eden modele geçebiliyor olmamız lazım. Bu anlamda doğrudan kompleks monolitten mikroservise geçmek hakikaten çok zor ve kazıyarak tırnaklarınızı kazıyarak yapmanız gereken bir şey. Epey de yorucu bir işlem. Onun için öncesinde kompleks monoliti modüler monolite çevirmek lazım. Modüler monolitten kastımız da demin Lemin'in anlattığı gibi feature'larla belirlenmiş, boundary kontekstleri çok net belli olan ve hakikaten yaptığı işi kendi içerisinde yapan couple olmayan bir modüler monolite çevirmemiz lazım. Burada kompleks monolit aslında her zaman biz teknik açıdan değerlendiriyoruz ama kompleks monolitik eşittir couple code base ve couple teamler aslında. Evet. Organizasyonel anlamda da bizi yavaşlatan ve ayak bağı olan, takımları birbirine depend eden, bloklayan bir mimari aslında bakarsanız. Mikroservisin en büyük avantajları, evet teknik birçok avantajı var ama decouple takımlarda oluşturmasını, yani organizasyonel anlamda size katkıları çok daha fazla. Bu arada çok şöyle bir alıntı yapmam lazım, çok sevdiğim. Robert Martin diyor ki eğer ki siz monolitleri modüler yazamıyorsanız, düzgün yazamıyorsanız nasıl düzgün mikroservis yazacağınızı öngörebiliyorsunuz diyor. Katılıyorum. İyi bir mikroservis yazmanın ilk önceliği belki de iyi bir monolit yazmak aslında bakarsanız. Orada modüler monolitik hale getirmek çok daha kıymetli. Modüler hale getirdiğiniz monolitik uygulamayı aslında ihtiyacınıza göre ve isteğinize göre ve scaling ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz an alıp bir mikroserviste dönüştürebilirsiniz. Lemin'in az önce göstermiş olduğu hatırlarsanız bazı paketler vardı. Mesela payment paketi, search paketi, restaurant paketi gibisinden. Bunların boundary kontekstleri domaini çok net belirlenmiş. Kendi içerisinde sadece couple ama diğer modüllerden ve diğer paketlerden hiçbir şekilde etkilemeyen paketler aslında. Bunları alıp mesela payment paketini, search paketini alıp ilgili bir mikroservise çevirdiğinizde aslında modüler mimariden mikroservise de geçmiş oluyorsunuz ve çok daha kolay oluyor açıkçası. O business kodları ne tarafta yani class'ların içerisinde kaybolmuyorsunuz. Tamamen ilgili paketi alıp bir servise çıktığınızda sizin bir gibi mikroservisiniz oluyor açıkçası. Bu arada mesela yıllar içerisinde TDD yapmaya çalışan ekipler, yani TDD'yi hayatının bir parçası haline getirmeye çalışan ekiplerde hep şunu gördüm. Bu projenin neresinde TDD yapacağım? Yani nereye hangi kodu yazacağım? TDD yaparken birkaç test yazıyorum, kod yazıyorum sonra tıkanıyorum diyen çok fazla arkadaşım oldu. Keza ben de aynı şekilde karşılaştım. Hexagonal mimarinin TDD açısından şöyle inanılmaz faydaları var. İki tane faydası var. Birincisi içerideki domain frameworklerden bağımsız ve entegrasyon noktalarından bağımsız olduğu için ve sadece business logic'e, business'a odaklandığı için TDD ile rahatlıkla geliştirilebiliyor. Unit test yazarak ekstra burada ne yapmam lazım diye sorgulamadan rahatlıkla interface layer'ler, abstraction'la bağlantı noktalarını decouple ederek, mocklayarak testler yazabiliyorsunuz. Bu açıkçası hani bazen şey diyoruz. Ulan design patterns öğreniyoruz ama nerede kullanacağız bu patternleri? Tam bu noktada kullanacağız. Evet, design patternlar diye öğreten o kalın kitaplardaki o bütün patternlerin en kullanıldığı yerler esasında domain katmanları. Çünkü orası tam anlamıyla bütün o kompleksten bağımsız sizin için orada yazılmayı bekleyen ve çözülmeyi bekleyen özel business sorunları barındıran bir yer. Kesinlikle. TDD açısından ikinci olay ise
hangi, nerede, hangi testi yazacağım? Tıpkı senin dediğin gibi unit testlerin en çok olduğu yer domain katmanı oluyor. Integration testlerin en yoğun olduğu, gruplandığı yerlerde entegrasyon katmanı oluyor. Çünkü onun olayı o zaten. Oluyor entegrasyon yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Integration. O yüzden çok faydasını görüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Yani bir nasıl gittiğinizden, nereye gittiğinizden ziyade nasıl gittiğiniz burada önemli arkadaşlar. Evet. Biz de umuyorum beraber, biz yolculuğumuzdan bahsettik. Umarım hep beraber bu bir faydası olmuştur ve siz de bizim gibi benzer yolculuklara çıkarsınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Nasıl, sağ olun. Sağ olun. Değil mi? Sanki 5 dakikamız var. O sırada soru cevap yapabiliriz belki. Ya da, evet. 4 dakikamız var. Evet. Ya da sorularımız varsa kendi birbirimize sorabiliriz. Bakalım. Evet, süper. Hexagonal'de yapılmış bir projenin GitHub'da, repo'da bir kodu var mı diye soruyorlar. Var. Evet, var. onu çok yakında paylaşıyor olacağız. Evet, gerçekten bizim gerçek hayatta kullandığımız mimarinin çok benzerini örnek olması açısından bir projede bir araya getirdiklerimiyle onu çok yakın zamanda GitHub'dan paylaşırız. Evet, paylaşacağız. Sunum canlı arkadaşlar. Evet abi, canlıydı. GitHub repo linkimizi paylaşacağız yakın zamanda. Sosyal medyadan duymuş olursunuz. Aynen paylaşacağız. Kaynaklar hexagonal mimari için. Mesela Robert C. Martin'in Clean Architecture kitabı çok önemli bir kaynak bu alanda. Birbirine kavramlar, yani isimlendirmelerde farklılıklar olsa bile onun da anlattığı şey aslında Porson Adapters. Yani Clean Architecture, Porson Adapters birbirine çok benziyor. Farklılıkları olabilir ufak. Ama tavsiye ederim. Bunun dışında Alastair Cockburn'un yazdığı blog makaleleri var. Çok güzel. Evet. Netflix'in Medium'da kendi hexagonal mimari serüvenini anlattıkları blog postlar var. Çok değerli, çok kıymetli onlar. Ekstradan linkleri de GitHub reposunun readme'sine ekledim. Aynen. Çok da iyi olur. Aynen. Orada tabii ki bir hexagonali büyütürken karşılaştığımız sorunlara yaklaşımlarımızı da göreceksiniz o Git reposundan da. Evet. Başka bir iki soru da cevaplayabiliriz. Evet. Biraz aşağılardan bakabiliriz. Son olarak Emre'nin bir sorusu var sanırım. Aslında architecture framework ya da pattern'dan bağımsız işin felsefesi modüler yazılım geliştirebilmek odağı diye düşünüyorum. Bunun için en temel nokta object oriented analiz ve design prensipleri diye düşünüyorum. Evet. Aslında çok da doğru bir şey. Yani o paradigmanız ne olursa olsun bu arada, object oriented ya da fonksiyonel ne olursa olsun, modüler mimari, modüler yaklaşım paradigma en kritiği. Çünkü yazdığınız şeyi ne kadar katmanı ayırsanız ayırın. Evet. Bir süre sonra mükemmel insanlar değiliz. Yani kendi kodumuzu kendimiz hacklemek zorunda kalıyoruz. Kesinlikle. Çünkü yapmak o deadline yetişecek. Buradaki en büyük amaç Alistair Cockburn'un da ifade ettiği domain ve business katmanıyla, yani domain ile infra birbirinden aslında ayırmak. Bunu yapabildikten sonra adı hexagonal olur, altıgen olur, beşgen olur, dörtgen olur. İsimlere çok takılmamak lazım. Aslında domaini ve infra birbirinden ayırmak, business logic'i dilediğimiz gibi aslında at koşturabilmek business logic üzerinde. Infradan bağımsız bir şekilde. Bunu yapabildikten sonra aslında isimlendirmelerin çok da bir önemi yok. Bu arada Onur güzel bir kaynak bırakmış. Onur Polat Timur'a teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de bakacağız. Belki bakmış bile oluruz. Olabiliriz. Bakalım. Çok uğraştık çünkü. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Harika bir etkinlik diliyoruz. Hoşçakalın.